Herkese selamlar. Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünde biraz da pandeminin bitmesi ve spor salonlarının açılmasından mütevellit BJJ'ye başlangıçta nelere dikkat edilmeleri ve neler önemlidir bu konuyu konuşacağız. Mütevellit. Evet. Eski Türkçe. Mütevellit heyeti başkanı. Abi senin aslında muzdarip olduğun ve çok karşılaştığın bir soru. Hocam, muzdarip. BJJ'ye başlamak istiyorum ama ne yapmam lazım? Nereden başlayayım? Aynen öyle. Nereden başlasınlar? Ya şöyle, Arbar'dan başlayayım. Benim uzun zamandır aslında kafamda böyle bir video çekmek vardı. Yani bir Brezilya Jiu-Jitsu'ya başlama kiti gibi. Çünkü gelen ve başlayan insanların hep kafasındaki o karmaşayı biz burada konuşarak ve defalarca yıllardır konuşarak şey yapıyoruz. Böyle bunlarla ilgili bazı yazılı dokümanlar var vesaire hazırladık daha önce. Ama çok da açıkçası insanlar alıp da onu bakmıyorlar. Hani bir videonun linkini göndermek bazen daha produktif olabilir diye düşünmüşümdür hep. Ve bu serilere başladıktan sonra da bu serileri seyredip sonradan aramıza katılmak isteyen bir sürü genç arkadaş oldu. Genci yaşlısı yani aslında yeni bir şeye başlarken gerçekten anlayabiliyorum yani. Özellikle Jiu-Jitsu gibi yapısı olan bir disipline, bir sanata başlarken böyle bir kafada bir karmaşa olabiliyor. Onun için o karmaşaları en azından bir onlara bir guideline vermek, karmaşaları bir düzenlemek için çok kısa bir video çekelim dedik. Nelere dikkat edilmesi, neler yapılması gerekiyor ile alakalı. Evet. Sen abi hep şey diyordun yani en önemlisi ön araştırma. Hani gideceğiniz Aynen. yeri daha önceden gitmeden bile belki tanıyacak derecede araştırmanızı yapın diyordun. Tam olarak neyi araştırsınlar peki? Ya şöyle şimdi Brezilya Jiu-Jitsu çok popüler oldu. Popüler olmasının ana sebebi MMA. MMA'deki etkinliği, üstünlüğü. Aslında o yüzden dünyanın değişik yerlerine baktığın zaman akademilerde Brezilya Jiu-Jitsu öğreten akademiler MMA'de öğretiyor. Yani onlar hep iç içe. İçeride işte güreş öğretiliyor, boks öğretiliyor, boks Muay Thai öğretiliyor. Ama Brezilya Jiu-Jitsu MMA ile o kadar iç içe ki aslında hani MMA akademileri Brezilya Jiu-Jitsu akademileri de gibi opere ediyor aynı zamanda. Orada bir kafa karışıklığı oluyor genellikle. Yani gelen insanlar sadece bir dövüş sporu yapayım, bu da popüler diye geldikleri noktada onlara önce biz ya Brezilya Jiu-Jitsu'nun nereden geldiğini, işte ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu burada şimdi girmeyeceğiz bu konuya. Burayı sadece bir başlık olarak geçelim bence. Bununla ilgili zaten bir video yaptık daha önce. Linkini de description'a falan koyarız. Oradan bakarsınız Brezilya Jiu-Jitsu nedir? Çok daha uzun bir konu. Başlarken ama ön bir araştırma yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü buraya gelen insanların büyük bir kısmı aslında tam olarak bunu çok da araştırmadan geliyorlar. Bugün YouTube'da bununla alakalı bir sürü belgeseller var. Bu belgesellerin de bazılarının ben linklerini şimdi seyretmenizi gerektiğini düşündüğüm belgesellerin linklerini onları da description'a koyacağım. Bununla ilgili zaten bir playlist yapmıştım yıllar önce. Öğrencilerimize de tavsiye ediyoruz yani bu listi ve çok hoşlarına gidiyor. Hem işin birazcık kültürünü, işte belli dominant isimleri, o lineage dediğimiz nedir işte kim kime el vermiş, kuşaklar vermiş ve kim kimin jiu-jitsu'sunu temsil ederek yayılmış. Bunu böyle bir ağaç dalları olarak düşünebiliriz. Ve meşru bir kökler var, işte bir lineage'lar var. O lineage'lardan jiu-jitsu böyle açılarak büyümüş gibi. Peki abi gelenler daha çok vuruş odaklı veya böyle MMA'imsi bir şey bekliyor da şaşırıyorlar mı? Yoksa hani onların beklentisi nasıl oluyor? Jiu-jitsu'da? Ya şimdi bir Brezilya jiu-jitsu'yu bilip ben jiu-jitsu yapmak istiyorum diye araştırıp da gelen de oluyor. MMA'yi işte bir filmde görüp ya da bir iki maç seyredip ya bu çok böyle güzel bir şey, hareketli, bana göre bir şey yapmak istiyorum diye gelen de oluyor. Ya bir de ben böyle alternatif spor yapmak istiyorum diye gelen oluyor. Onun için diyorum önceden ne istediğinizi biraz bilmeniz gerekiyor. Yani bir araştırma yapıp bununla ilgili birkaç belgesel seyredip biraz internet sitelerini karıştırıp bakıp herhalde her sitenin içinde bir jiu-jitsu nedir kısmı var, nereden geldiğiyle alakalı bir durum var. Ve meşru kişilerle çalışmanız çok önemli. Şimdi bugün ne yazık ki dejenere olmaya da başlıyor jiu-jitsu. Zor olur. Yani kendi içinde biraz böyle zor dejenere olacak bir şey. Çünkü uygulama bazlı bir disiplindir. Ama günün sonunda mesela bugün benim inbox'ımda benden birkaç ay önce kimono nereden alırım abi diye soran insanların Brezilya jiu-jitsu kimonosunun üzerine siyah kuşak taktığını görüyoruz. Birkaç ay. İzole yerlerde.
Yani hoca kim? Yok. Foundation? Yok. Lineage? Yok. Yani ki bu arada Jiu-Jitsu'nun gücü de aslında biraz burada dejenere olmamasından gelmiyor mu abi? Yani ya ciddiye alınmazsın. Yani ama seni kim ciddiye alır? Bu işi hiç bilmeyen birisi eğer doğru araştırma yapmadıysa vay be benim hocam bu adam da Jiu-Jitsu yapıyormuş falan deyip yani Jiu-Jitsu diyemeyen adam üzerine kendine kuşak takıyor. Bizim çok rastladığımız durumlardan bir tanesidir. Yani rica bile ederler bazıları. Adam Aikido hocası mesela geliyor. Eğitim veriyoruz adama. Ben diyor artık zamanım geldi bana mavi kuşak verin diyor 4-5 ay sonra. Biz de diyoruz ki yeterli değilsin. Küsüyor gidiyor falan. Sonra gidiyor kendine siyah kuşak takıyor. Ve eğitmen oluyor bu adam. Ders veriyor. Hani bunlar bence çok yanlış. Ne dolandırıcılık zaten abi. Yanlış yani o kendi bileceği iş ama bunu yapan kişinin suçu değil bu. Sizin biraz araştırmanız lazım. Onun için bugün IBJJF International Brazilian Jiu-Jitsu Federasyonu var. İşte orada bir oraya bağlı olan siyah kuşakların listesi var. Herkes oraya bağlı olmak zorunda mı? Değil. Yani orada bir haklı da aslında bu işe başlayan insanlar bir dağınıklık var yani Jiu-Jitsu dünyasında genel olarak. O yüzden meşru yerlerde dövüşmüş, meşru lineage'lardan, meşru siyah kuşaklardan bu işi kuşaklarını almış kişiler zaten belli olur biraz. Araştırma yaptığınız zaman kimin ne olduğunu anlamak çok zor değil yani. Eyvallah. Bu bir olmalı bence. İkinci olarak da benim de aslında önemini çok yakın zamanda anladığım hijyen durumu var. Yani önemini yakın zamanda deyince yeni duş almaya başladığım gibi oldu da. yani şöyle bir durum var aslında. Abi sen tabii çok daha detaylı anlatırsın ama bu minder sporlarında tabii ki bir sürü insan giriyor çıkıyor. Çeşitli bakteriler minderlerde birikiyor. Tabii. Ve bu bakteriler çok insanda hem kalıcı deri üzerinde şeyler yaptığı çok gibi ağır çok ağır hasarlar verebildiği gibi bunların tedavisi de yani mesela işte bu kısıtlı. Tedavi etmiyor yani. Gordon Ryan'ın kariyeri işte o bakterileri çözmek için aldığı çok yüksek doz antibiyotiklerin onun bağırsaklarındaki sağlıklı bakterileri de öldürdüğünden ötürü olduğunu söylüyor. Yani ne kadar doğru artık onu bilmiyorum ama büyük ihtimalle öyledir. Ve veya göze gelen bakterilerin işte inanılmaz bulaşıcı olması gibi. Evet. Yani burada sadece işte maça 2 hafta kala bir çocuğun belki hayatını çok ciddi zarar verebileceğiniz gibi aslında bu kalıcı hasarlar sizde de çok büyük problem yaratabilir. Yani hijyen konusu aslında. Ya hijyen konusu sakatlık da öyledir aslında. Hı-hı. Başına gelene kadar hiçbir şey olmaz abi falan. Ama bazı şeyleri gerçekten belli bir disiplin içinde yapmak zorundasın. Biz akademimize her gün ilaçlıyoruz. Her antrenmandan sonra bir kere terin hiçbir şekilde minderde kurumasına izin vermiyoruz. Bakteri oralarda oluşuyor. Hı-hı. Benim size de tavsiyem hiçbir zaman kimonozu kurumasına izin vermeyin. Yani o büyük bir sıkıntıya sebep oluyor mesela. Çantaya bırakıyorlar, yorgun oluyor antrenman sonrası falan. İnanın biz de yorgun oluyoruz ya. Sabahtan akşama kadar bazen dersler oluyor, kamplar oluyor falan. Ama o kimono yıkamak zorundasın. Çünkü orada kaldığı noktada orada bakteri üremeye başlıyor. Büyük bir sıkıntı. İşte bu boks eldivenin olabilir. Boks eldivenin içine böyle pirinç torbaları koyup rutubetini alabilirsiniz. Biraz güneşte bırakabilirsiniz falan. Böyle yöntemler var. Hani mevcut malzemelerinizi temiz tutmalı. Onları rutubetten ve ıslaktan korumalısınız. Bu çok hayati ve aynı zamanda minderde de hijyeninize dikkat etmeniz şart. İçeri girerken mesela biz çıplak ayakla dışarıda yürüyen kimsenin mindere basmasına izin vermiyoruz. Bazıları bunu anlamayabiliyor ama oraya yüzümüzü sürüyoruz. Dışarıdaki bakterinin içeri girmesine izin vermiyoruz. Kimono altlarımızda lavaboyu kullanmayı yasakladık mesela. Hani tuvalette kimonunun olmasını istemiyoruz. Paçaları değmesin sonra buraya gelmesin diye. Onun için böyle çok ufak aslında insanların aklına gelmeyen ya ne olacak dediği şeyler gerçekten çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Onun için sağlıklı ortamlarda çalışmanız çok önemli. Çünkü bence madalyadan vesaireden çok daha önemli kişinin sağlığı. Ve bu sürdürülebilir bir sistemde olmak zorunda. Biz gerçekten dikkat ediyoruz ona yani. Yok, benim bu sadece zaten kulüp seçerken yani yapılması gereken şeylerden bir tanesi de oranın hijyen kurallarına uyup uymadığını çok net bir şekilde kontrol etmeniz lazım. Çünkü lafını kestim. Yok abi. Abi biz yerdeyiz yani. Yerdeyiz. Suratımızı mindere değiyoruz. Hani bu
Hani ameliyata elini yıkamadan girmek gibi bir şey neredeyse. Yani gerçekten orada bir titiz olmak gerekiyor. Yok, ben de şey diyecektim. Zaten benim bundan, bunun öneminden bu kadar geç haberdar olma sebebim burada hiç böyle bir şeyle karşılaşmamış olma. Ama son zamanlarda işte biraz izlediğim videolarda ne kadar çok sporcunun bundan rahat hani problem yaşadığını, hele ki Tayland gibi yerlerde çok oluyor. Yani round arasında insanlar kendilerini, gözlerini falan bile alkolle yıkayıp evet, ona tedbir almaya çalışıyorlar. Kolonyalı mendillerle siliyorlar. Bu konuda evet falan. Senin hassasiyetin ve ya olur, belki her yerde olur. Ama amaç yani sakatlık da olur, enfeksiyon da, her türlü spor da olur yani. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu mümkün olduğunca minimize etmek ve gerekiyor. Ve kontrol edilebilen bir şey olduğu için en azından bu evet, hijyen kısmı elimizden evet, geldiği kadar hem bunu öğrenmek hem de işte ne denir ona, önlem almak gerekiyor diyeyim. Evet. Şimdi Jiu-Jitsu'nun bir diğer temel element olan gi konusunu konuşalım diyorum. Bu gi işte nereden alınır? Ne farkı var judo giysi, yani, aikido giysi, karate giysi? Şimdi veya evdeki bornoz. Brezilya Jiu-Jitsu gi konusu Türkiye'de büyük bir sıkıntı. Yani Türkiye'de satanlar var artık diye biliyorum. Ama inanın ben Türkiye'de hiç kimono almadım. Ben zaten uzun zamandır kimono almıyorum. Sponsorluklardan şey, sağ olsun. Türkiye'de üretilmiş. Ya Merve diye diyor bana. Türkiye'de üretilmiş kimonolardan bahsediyorsun abi. Türkiye'de şu an hani tüm yabancı Türkiye'de üretilemiyor. Hiçbir yani, yerde üretilemiyor. Bir Türk markasının Hindistan dışında. Kastediyorum. Türkiye'de satılan kimonolar dedin ya. Ha. Şimdi atıyorum yabancı bir marka. Mesela Kings'in de Türkiye'de satılan kimonosu var. Bir de mesela atıyorum Türk menşeli markaların da kimonoları var. Hangisini kastettin? Ya ben onları, Türkiye'de üretilen hiçbir şey şu anda yeterli bulmuyorum bunlara. Yani onları saymıyorum bile, öyle söyleyeyim. Eyvallah. Şimdi yani Kings falan diyorsun, yeni başlayanların kafasını karıştıracaksın. Şimdi bunların hepsi aynı. Yani örgü şekilleriyle değişiyor kimonolar. Malzeme aynı. Herkes aynı yerden alıyor. Yani ama ne yapıyor adam? Buraya daha renkli bir şey yapıyor. Buraya daha güzel bir dizayn yapıyor falan. Hop $180. Başkası mesela daha farklı bir şey yapıyor, daha ucuza satıyor. Toplam bunların orada gidip de bugün Hindistan'da falan alabileceğiniz fiyat yani $30-$40 falan bir şeyken üzerine bunun $180-$200 bir maliyet çıkıyor yani sen almak istediğinde. O aradaki fark da işte onların o brandingi aslında. Şimdi burada Pearl Weave denen, eskiden mesela Double Weave vardı, Atama vardı, 2-3 tane marka vardı eskiden, şimdi bir sürü var. Atama'nın böyle double weave denen böyle zırh gibi bir kimonosu vardı. Eski tip. 200 yıl kullanırsın yani. Anladın mı? Sen çürürsün, kimono çürümez yani. O kadar sertti. Ama ağır mı? Çok ağırdı. Millet nefret ediyordu ondan. Ben mesela antrenman yaparken herkes yüzümüzü çiziliyordu böyle eskiden. Uyuz olurlardı. Sonra onları yavaş yavaş kullanmamaya başladı insanlar. Double weave'e, single weave'e geçti Atama. Double weave birazcık daha dayanıklı ama daha yumuşak. Single weave biraz daha yazlığa göre hani dayanıklı ama daha yumuşak bir yüzeyi olan kimonoydu. Böyle zımpara gibi değil. Double weave standart haline geldi. Sonra bir tık daha onu kaliteli hale getirdiler. Biraz daha rafine ettiler. Daha ince, daha rahat grip tutabileceğin bir pearl weave çıktı. Hepsinin örgü şekilleri farklıdır zaten. İnternette pearl weave, double weave ve single weave yazdığınız zaman Google'da direkt bunların hani örgü şekillerini görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesini seçmek gerekiyor. İşte bedenlerde A1, A2, A3, A4 falan diye gidiyor yani. Avaraj %90 A2 giyiyor. Ben öyle gördüm yani. Hani çok iriyseniz A3 yani geçebiliyorsunuz. A1, A2 en popüleri, sonra A3 diyebilirim. Yani popüler derken en çok size'lar yani. A2 ama ben mesela A2 giyiyorum. Ama bazı şirketler işte A2 L diyor. Mesela A2 long, A2 oluyor kalıbı. İşte kolu daha uzun olabiliyor vesaire. Hocam bana ne olur demeyin. Neden? Buna cevap veremem. Çünkü mesela tamam A2 oluyor ama orada çok ufak böyle kalıp farkları var. Onun için web sitelerinin hepsinde bir model chart'ı var. Kendini ölçüyorsun abi. Tamam mı? Mezurayla. Bakıyorsun. Bana da sormuyorsun yani, anladın mı? Evet. Ama hani bu bir referans olsun. Çünkü bazen ben A2, evet A2 giyiyor adam gerçekten ama belki başka bir markanın A2'si ona daha güzel olacak. Onun için çok az da çekebileceğini bu kimonun düşünmek lazım. Bazen sıcak da yıkamak isteyebilirsiniz. Çok dediğim gibi bazen mesela mecbur kaldım, bir yerde kaldı kimonun, o terle kurudu. O zaman soğuk değil, sıcak yıkamanızı tavsiye ediyorum ben. Ve şey yapmanız lazım. Biraz küçüleceğini, az da olsa çekebileceğini şey yapmak lazım.
benim bana sorulan sorulardan bir tanesi de gelip kimono geldikten sonra böyle bakıyorlar, aa ne kadar kısaymış falan diye. Biz judo yapmıyoruz, aikido yapmıyoruz. Bizde kimonolar genellikle bilek üstünde kalır. Hatta böyle böyle uzun şortlu falan gibidir yani, eski ustaların altlarına falan bakarsanız. Onun sebebi de yani belli bir standardı var onun. Genellikle şurada ve 3 parmak olması lazım bu büyüklüğünün, tutacak kadar. Orada bir çok rahat tutulacak böyle hani büyük uzun kollu böyle rahat olmaması lazım. Sırtta geniş, sırtta omuzda rahat ama kollarda kısadır Brezilya Jiu-Jitsu kimonoları. Peki Aikido kimonosuyla falan jiu-jitsu yapılabilir mi? Ya yapılır ya, geçici olarak yaparsın yani. Günün sonunda onu da tutuyorsun falan. Öyle karateyle marateyle olmuyor, onlar yırtılıyor. Aikido yine sert, kalın. Hı hı. Ama yani bir jiu-jitsu kimonosu gibi olmaz. Bizde mesela gardı çok kullandığımız için bacak ağlarında mesela genişlikler, kesimler farklıdır. Hı hı. Ayağı daha rahat açabilmen için. İşte grip tutabileceğin yerler daha böyle enforce edilmiştir falan. Hani başlarken bazı insanların yurt dışından onu getireyim şey yapayım falan, özellikle öğrencilerin imkanı olmayabiliyor. Şimdi çok yani doların falan da artmasıyla zaten ciddi bir yatırım haline sen geldi. Sen onu diyecektim ben de. Onun için biz de zorlamıyoruz insanları yani, diyoruz ki istediğine şekilde şey yapabilirsin, giy. Baktık ki zaten bu işe hani gönül verdin, devam edeceksin. Ondan sonra zaten ciddi daha ileri seviye bir kimono alırsın. Bu da yedek kalır. Çünkü bazen mesela bir kamp yapıyoruz, yurt dışından birileri geliyor. Sabah akşam antrenman yapıyorsun yani. O yüzden iki kimona ihtiyacın olan durumlarda olabiliyor. Renk çok soruyorlar. Hocam ne renk alalım falan. Sarı almayın mesela. Şimdi üç renk kullanabiliyorsunuz. Mavi, beyaz ve siyah. Hangisi yakışıyorsa. Şimdi bazı akademiler mesela Gracie Akademi'ye şeyle giremiyorsun. Siyah ve maviyle giremiyorsun. Onlar sadece beyaz kabul ediyorlar. Bununla alakalı işte neden sadece beyaz kimono kullanılıyor, neden bu sadece kullanılıyor gibi bir şey var. Bunun sebebi çok basit. Eskiden kimononun kirlendiğini görmek istiyor ustalar. Pis olduğu zaman adama diyebiliyor ki bunu yıka. Anlatabiliyor muyum? Çünkü siyah bir kimono da adama diyemiyorsun ki kimonon kirli. Yani o eskiden öyle yani düşünürsen. Ama bir gelenek haline geliyor bu. Şu anda öyle bir gelenek yok. Bizim açımızdan en azından yok. Müsabakalarda da yani 3 rengi de kullanabiliyor musun? 3 rengi de kullanabiliyorsun, evet. 3 rengi de girebilirsin. Ama benim size tavsiyem bir kimono ile başlayacaksanız beyaz bir tane traditional kimonunuz olsun yani. Yani çünkü bazen işinize yarayabiliyor. Ya ben mesela bir de şöyle bir daha başlangıç seviyesinde biri olduğum için söylüyorum. Ya ürünün kendiniz böyle aldığınız zaman daha motive de oluyorsunuz. Bence öyle bir tarafı da var. Yani böyle onu da, onu da söylemek istedim de. Böyle çocuksu bir şey belki ama gerçekten sokuyor. Yani bu şey gibi Michael Jordan her maçtan önce sıfır ayakkabı kullanıyormuş. Hani şey böyle o ilk kez o çocuksu hissi almak için falan. Ya yani ona benzer bir şekilde gerçekten bir şey oluyor. Kuşağa bağladığınız zaman. Tabii. Hani ben ilk başta böyle bol tişörtlerle falan geliyordum. Hani yoktu. Bir de hakikaten pahalı yani şey. Evet, malzeme çok Türkiye'den pahalı. Direkt aldığın zaman insanlar da haklı olarak üstüne kar değil koyuyorlar. Değil aslında da dolar. Hani dolar çok uçuk. Evet. Artı şey dağıtımcı olmadığı için hani burada insanlar mesela atıyorum 4 tane kimono getiriyor. Üstüne kar koyarak satıyor. Zaten pahalı bir şey yani. Yani 1500-1700 lira falan şu an Türkiye'den direkt gidip alsan şey bir marka, kalburüstü bir marka. Ama yurt dışından böyle işte tanıdığınız varsa veya biz mesela doğrudan sipariş vermiştik Amazon'dan Almanya'da. Evet. Çok daha ucuza gelmişti. Hani o yüzden bence bir şekilde eğer bu işi yapacaksanız belki bir iki ay deneme için alınmaz ama ondan sonra hemen alın yani. Bu arada şöyle bir durum var. Başlayanlar hep bunu da soruyorlar bana. Hani kimonomu aldım ama 15 günde gelecek, başlayabilir miyim? Evet, başlayabilirsiniz. Çünkü jiu-jitsu gi ve no gi olarak yapıldığı için dersimize zaten her zaman böyle 2-3 tane ya kimonosunu bekleyen ya o gün işte daha kimonosu hazır olmayan mesela birileri oluyor. Onun için çok problem değil yani. Bir de abi sen ilk başlayanlar zaten ayrı bir yerde böyle bir şeyde yapıyorsun. Hani siz daha böyle basit tekniklerle başlayın. İşte biraz mindere alışın tabii, tabii. Falan diye. Yeni başlayanları biz bölüyoruz. Eskiden de onlarla ilgili dersimiz vardı ama pandemi sürecinde durdu. Şimdi büyük bir ihtimalle tekrar o fundamental başlangıç seviye derslere geri döneceğiz. Bir saat sadece o beyazdan mavi kuşağa geçene kadar ki o temel
bazı teknikleri çalıştıkları, sadece pozisyonel rol ettikleri, hı hı. öyle sparring, böyle sert antrenman yapmadıkları bir ders sistemi. Ona tekrar döneceğiz yakında. Şimdi dojo kuralları. Dojo kuralları. Yani burası McFit değil, burası bir dojo. Buranın kuralları var. Burası bir spor salonu değil, hep söylüyoruz. Hı hı. Burası bir dojo, küçük bir takım. İçeri geldiğiniz zaman siz burada, duvarda mesela bizim kurallarımız yazıyor ama doğaldır. Her zaman böyle soracağınız bir şey olabilir. Yani gördüğünüz, dikkatinizi çeken bir şey olabilir. Her zaman destek alabilirsiniz. Yani üst kuşaklara sorarsanız onlar sizi yönlendirecektir. Gelenler genellikle ilk başta böyle bir, ben onu görüyorum gözlerinde, intimide olabiliyorlar. Çünkü yapı olarak Jiu-Jitsu akademileri aslında böyle çok da kültürümüze uymayan insanları burada tutmuyor. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Evet. Ben yıllarca gelen insanlara hep aynı şeyi söyledim. Biz beraber yemek yemeyeceğimiz hiçbir şey, kimseye bunu öğretmeyiz. Yani burada tabii ki burası ticari bir yer ama günün sonunda da buranın bir kimyası var ve o kimyaya uymakla sorumlu karşıdaki kişi. Onun için hijyen, işte iletişim çok önemli. Yani kendini izole devamlı eden insanlar bir yerde yavaş yavaş o ekiplerin dışında kalabiliyorlar. Burada insanlarla gösterdiğiniz interaction, o şeyin tatlı bir yanı da var. Yani burada sadece jiu-jitsu öğrenmiyorsun, arkadaş ediniyorsun, hı hı. ve birbirini geliştiriyorsun. Yani ne kadar pardon, şey de olsa bu iş, tek başına da dövüşsen bir takım sporu yani. Onun için minderdeki en iyi kişi kadar, hatta ondan birazcık daha iyi olabileceğini düşünürsek, oradaki iletişimin ve komünikasyonun çok önemli. Buna çok dikkat etmek lazım. İçeri girdiğiniz zaman böyle kendinizi yırtmanıza gerek yok hemen oraya parça, onların bir parçası olmak için. Çünkü size böyle bir bakacaklardır. Çünkü çok garip insanlar da gelebiliyor bize, yani anlatabiliyor muyum? Evet. Ve o insanları biz elemek zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Onları biraz böyle kenara çekmek zorunda kalabiliyoruz. Ama dediğim gibi yani burada keyif alan, antrenman yapmaktan sosyal olarak uyum sağlamış kişiler kalabiliyor. Onun için geldiğiniz zaman akademilere, biz böyle hani kendi aramızda bir komünikasyonumuz var, bir düzen var, bir sistem var. Bol bol sağa sola bakıp neyin nasıl yapıldığına dikkat edip, kuralları okuyup, kafanızın karıştığı yerlerde hocalarla ya da üst kuşaklarla iletişim kurup konuşmanız lazım. Bu sadece Korvos özelinde konuşmuyorum. Herhangi bir meşru Jiu-Jitsu akademisi dünyanın her yerinde bu şekilde çalışır. Bir öyle. De senin bir şey ayrımı vardı. Yani dojo'nun kendi kurallarını ilk başta belki ayak uydurmayabilirsiniz, unutabilirsiniz. Bunları yavaş yavaş öğrenirsiniz ama hani karakterinize bağlı problemleri çözmeniz gerekiyor. Yani o... Ya abicim bak, pis bir adamsan... Bunun kuralla alakası yok. Bunun kuralla alakası yok yani. Yani buraya mesela 5 ders boyunca, çok affedersiniz yani, pis geliyorsan... Çünkü bu çok intimate, böyle yakın bir spor. Ve burada bunu temiz ve düzenli bir şekilde koruyabilmek için... şimdi sen burada kural ihlali yapmıyorsun. Diyorsun ki ben pis bir adamım diyorsun yani. Ya ben pis bir adamla ne turnuvaya giderim, ne antrenman yaparım, ne bir şey yapmam yani. Onun için hani bu çok basit bir şey gibi gözükebilir ama gerçekten bu hani hem ortamı rahatsız eden hem işte bu bunun gibi aslında. Sadece bu kimono yıkamamaktan değil bu bahsettiğim şey. Bazen insanlar beynini de yıkamıyor. Bir de belli bir düzen intizam var ya, hani işte o an dersin hocası var, onun etrafında insanlar var, onu dinliyorlar. Tabii. O an biri derse lambur lumbur giriyor. Evet. Veya iki kişi kendi arasında konuşuyor falan. Yani genel oradaki o komünitenin oradan aldığı verimin kalitesini veya geçirdiği zamandan hani eğlencesini de rahatsız eden bir şey. Ve bu karakter meselesi, hakikaten bu kurallar aslında herkes için. Herkesin daha iyi sadece jiu-jitsu öğrenmesi için değil, bu sonuçta bir de hobi aynı zamanda yani. Yani daha iyi vakit geçirmesini de sağlayan ya bir şey. Düzene ihtiyacın var ya. Bu kadar insan var içeride. Herkesin başka bir bakışı var. Hem jiu-jitsu'ya hem hayata. Onları bir nötral böyle bir yerde toplayıp bir keyifli bir şey yapmaya çalışıyorsun. Hı. Ve orada sorumluluk da bizde yani, anlatabiliyor muyum? Her zaman tatlı olmayabiliyoruz. Hani tatlı tatlı anlatıyoruz insanlara ama yani bir yerde de çizgi çizmek zorundayız ki operasyon devam etsin yani. Bir de bu ilk başlarken benim mesela çok daha çekindiğim, ama mesela benim işte kız arkadaşımla beraber başlamışım. Onu da tam tersi bir yerden, daha çok keyif aldığı derslerden ziyade role ve o sparring'in şeyi var. Kuralları yani, yine insanların kendilerini koruması için konmuş kuralları ama işte mesela iki beyaz kuşağın
başlangıç seviyesinde birbiriyle rol yapmaması gibi. Evet. Rol yaparken partnerinizi yenmeye çalışmaktan ziyade tekniğinizi ona uygulamaya çalışmak, belli bir stratejiyle hareket etmek gibi. Ya ne içeri, gibi önerilerde bulunursun abi? Şöyle, içeri giren insanlar bunu şey gibi algılıyorlar. Biz şimdi antrenmana başlıyoruz. Genellikle dersin düzeni şöyle olur. Yeni başlayanların çağını açıklayayım. Mesela teknik çalışıyoruz. Birkaç tane teknik çalıştık. Onların genelde transitional teknikler çalışıyoruz biz. Ne diyoruz mesela? Belli bir pozisyondayız. Orada bir şey yaptık. Onu çalışıyoruz. Sonra o döndü diyelim. Bu çünkü benim ilk tekniğim olmadı. İkinciye geçiyorum falan gibi. Birbirini takip eden bir set çalışıyoruz. O setin sonrasında da antrenman yapıyoruz. Antrenman nedir? Dizlerimizin üzerinden bazen ayaktan başlıyoruz. Ve herkesin bildiği çünkü değişik pozisyonlardan teknikler var. Bilmediğin yerlerde doğaçlama yapıyorsun. Bildiğin yerlerde de o teknikleri deniyorsun. Şimdi yeni başlayanlar buna sparring gibi bakıyorlar. Yani sparring gibi bakmaları lazım aslında biraz ama rolling ile sparring'i ayıramıyorlar. Roll ederken birbirine izin veriyorsun. Karşı tarafta çalışmış oluyor. Yani mukavemet gösteriyorsun ama dövüşmüyorsun. Yeni gelenler heyecanlanıyor. Çok normal. Kasılıyorlar, nefes almıyorlar falan. Böyle bir daralıyorlar. Daha önce konuştuğumuz şeyler bu bölümlerde. Ve bu genellikle yapmamanız gereken bir şey. Çünkü gelişiminizi engellediği gibi sizi bazı risk faktörlerini açıyor. O yüzden ben başlarken yeni başlayanlara biraz klişe olacak ama kaybetmeye çalışmalarını tavsiye ediyorum. Böyledir yani. Hmm. Mesela çok ileri seviye biri geldiği zaman buraya rol etmeye falan bunu ben de yapıyorum. Mesela bakıyorum adam ne yapıyor? Hani armbarı veriyorum kolumu, armbarı nasıl yapıyor, oyunlarını tarzını öğreniyorum. Anladın mı? Hani en sevdiği atakları, sweepleri, oyununu çözüyorum. Sonra onu tanıdıktan sonra hadi biraz daha serious yapalım dediğim zaman olay başka bir şey çalışıyor oluyorum o gün. O zaman daha dayanıklılığımı ya da defansımı, keskinliğimi çalışıyorum vesaire. Ama yeni başlayanlar için bunu yapmak için çok erken. Onun için içeri girdiğiniz zaman sadece teknik deneyin. Burada şunu hatırlamak lazım bu videoyu seyreden, yeni başlamayı düşünen ya da yeni başlamış akademimizdeki biri için. Biz sizin kiminle nasıl boğuştuğunuza bakmıyoruz, ne kadar dominant olduğunuza bakmıyoruz, kimi boğduğunuza bakmıyoruz. Size öğrettiğimiz şeylerin detaylarını deniyor musunuz ona bakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz beyaz kuşak bile olsan, yeni de bile başlasan senin hedefin beyaz kuşakları ya da mavi kuşakları domine etmek değil, bir gün siyah kuşakları domine etmek. O yüzden o küçük adımları bugünden atman gerekiyor. Biz başarıyı eğitimden ayır, o eğitim sırasında yaptığımız o antrenmanın sonucundaki o başarı şeyi bizim için o tekniği denemen. Evet. Bir de bence şeydi abi, mesela benim unutamadığım anlardan biriydi rol sırasında. İki beyaz kuşak yapıyordu ve stripesiz beyaz kuşak, yani çok yeni başlamış. Hmm. Sen dedin ki işte ya işte şunları ayırın bak, biri buna şey yap, sertleşmeye başladılar falan filan. Büyük tehlike. Böyle sonra bir karambol oldu, başka bir şey oldu. O sırada da senin işte o derski asistanın rol yapıyordu falan, bıraktı. Yani 40 saniye geçti geçmedi ah diye bir ses geldi falan. O ve o ikiliden geldi yani. O işte biri itiyor, topun üstüne ters düşmüş falan. Çok büyük bir sakatlık olmadı ama hakikaten... Ama olabilirdi yani. Yani o şey, insan hırslandığı zaman bile ya ne yapıyorum ben demesini bilmesi şimdi lazım. Şimdi şöyle oluyor, biz uyarıyoruz insanları ama bazen mesela dayanamayıp kendi aralığında mesela biriyle yeni başlayan başka bir arkadaşıyla yakınlaşıp ya hadi gel bir yapalım falan diyor. Hop bir köşede biz antrenman yaparken burada birbirlerine girmeye çalışıyorlar. Çok tehlikeli. Biz yeni başlayanlar üst kuşaklardan korkarlar. Derler ki işte vay be işte Uğur Hoca canavar gibi beni parçalar o bir falan. Abi biz bebek gibi bakıyoruz size yani. Sıkıntı yok. Nazikçe koyuyoruz. İşte böyle kontrol ediyoruz. Nereye takla atıyorsun bakıyoruz. Bazı kontrolleri sen yanlış döndüğünden bırakıyoruz ki bir yerin dönmesin falan. Ama tabii bu sensibiliteye sahip değil yeni başlayanlar. Onun için kontrolsüz hareket edebiliyorlar. Parmakları böyle nereye gittiği belli değil. Gözüne girebilir vesaire. Onun için hep başlarken belli bir seviyeye gelene kadar biz genellikle yeni başlayanları beraber antrenman yaptırtmıyoruz. Kontrol edebilmemiz için. Var mı abi eklemek istediğin bir şey? Abi bu başlangıç konusu çok geniş aslında. Herkesin kafasında ya bize çok gelen soruların birkaçını yanıtladık. Alta daha fazla hani sormak istediğiniz, bizim aklımıza gelmeyen bir şey varsa ki kesin vardır. Lütfen ekleyin. Oraya ben yine cevap yazmaya çalışacağım. Bahsettiğimiz videoları da koyacağım. Şu anda aklıma daha fazla bir şey gelmiyor. Öyle yani jiu-jitsu'ya başlayanların büyük bir kısmı çok ve anlayanların büyük bir kısmı büyük bir sevdayla böyle başlıyor.
inanılmaz hoşlarına gidiyor. Yani hayatların parçası haline getirmek istiyorlar. Ve bunu son hani bir şey olarak söyleyeyim ben. Bazen o kadar çok seviyorlar ki bunu keyifli bir şey yerine stresli bir şey haline getirebiliyorlar kendi içlerinde. O yüzden başladığınız zaman jiu-jitsu'ya yeni başladığınız zamanlardan da keyif alın. Ben hep söylüyorum öğrencilere. Ben ilk bar armbar yaptığım zaman falan hiç unutmuyorum mesela. Onun bambaşka bir keyfi vardı. Öğrendiğim şeyleri ilk execute edebildiğim zaman falan. Hani birden böyle ben çok iyi olacağım. Ay hiç iyi olamıyorum. Daha iyi olmam lazım. Ama onun beni hep sweep ediyor. Ama o falan hiçbir zaman jiu-jitsu öğrenemeyeceksiniz yani. İnsan hayatı buna yetmeyecek yani. Elio'nun bir lafı vardı işte jiu-jitsu mükemmel. İnsan hata yapar diye. Çünkü sonsuz bir disiplinler ağından teknikler ağından bahsediyoruz. Ve herkesin uzmanlığı böyle böyle büyüyor yani. Ve bir insan ömrü kesinlikle yetmiyor jiu-jitsu öğrenmeye. Ama minderde kaldığınız sürece çok etkili bir hale geleceksiniz. Ama zannetmeyin ki ne öğrenmeniz bitecek bu işte ne de gelişmeniz fiziksel ya da psikolojik ya da tekniksel olarak. O yüzden bunu bir böyle deparla başlamayın. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Yani nasıl koşmaya deparla başlamazsın sonradan tıkanmamak için. Güzel tempolu, keyifli, kendinizin üzerine çok psikolojik yük vermeden başlarsanız ve sadece ne olursa olsun minderde kalmaya çalışırsanız çok keyifli ve güvenli bir süreç sonunda çok etkili bir practitioner haline gelirsiniz. Diyor. Gayet güzel konuştun abi. Ben de bu dediklerini uygulamaya çalışacağım. Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.